Evet arkadaşlar, biraz hızlı geçtik maça. Eton of Fire ile Mongols arasında son 12 mücadelesi. Kazanan takım çeyrek finale doğru gidecek ESL Pro Lig'de ve ben Root. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kazanan EF olsun, keyifli bir maç olsun. B'ye doğru kalabalık geldi Mongols. Hiçbir şey yok atacak. 5 tane armor, 5 tane Glock. Direkt dry pick'le beraber gelecekler. Meyer. A bekliyorduk bu arada. B tarafı retake'de kit var. Çok problem yok ya. Meyer güzel bir tek mermi gönderdi. Senzu'yu yakaladı. Ve plant alınacak şimdi Nintendo'la beraber. Meyer'in canı yarıya kadar indi. Meyer bench'e bakmaya devam ediyor. Yavaş yavaş kısaya doğru gelecek oyuncular var. Tekno ses yaptı. Tekno'nun geri karşısına anlamış olmamız lazım. Şimdi Nintendo backside'e doğru bakacak. Biraz kalabalık şekilde çıktık backside'dan. Bir crossfire var. Dikkat etmek lazım. Tekno ikili almış. Mazinho bir headshot daha. Tekno bir tane daha vurdu. Glock'lar yakın mesafede parçaladı maalesef. Yani iyi yerleştiler. Sonra crossfire'da backside'den çıktık ama aim fight'ları kazanamadık. Tabi burada Tekno'nun da ekstra yaptığını söylemek lazım. 3 mermi atmış, 2 tane eşer atmış. Şimdi bir force var. Vox'in ellerinde scout. 5 tane MP9. Biraz yine kalabalık şekilde savunma yapmaya çalışıyoruz. B'de Meyer var. Meyer ince bakarken Tekno'yu gördü. 5 rifle aldılar bu arada. Hiç SMG ile falan uğraşmadılar. Ama window'a doğru bir tane. Smoke. Blitz. Projector çıkışında yavaş yavaş işledi. Mid kontrolünü aldılar. Tabi silahların da onlar adına kuvvetli olması daha rahat bir mid kontrolünü bizlere doğru hatırlatıyor. Tabi short'a bu kadar rahat girerlerse Senzu bütün alanı çekledi. Büyük ihtimalle B'de bitirecekler. Evet zaten hemen bomba B'ye doğru döndü. Meyer smoke'tan yürüyecek gibi görünüyor. Tekno smoke çıkışında bekliyor. Meyer bir timing deneyecek. Birazdan büyük ihtimalle ama vazgeçti. Smoke arkası hala tek B. Hala beklemiyoruz B'ye geleceklerini. Yakın mesafe. Meyer bir tane vurdu ama Mazinho hemen takası aldı. Connected'a da lurk de var. Evet, direkt rampaya doğru gidiyoruz. Sanki save'de kalacağız gibi, evet. Direkt save'de kalacağız. Tabi onlar farkında değil. Blitz şu an aramaya başlayabilir. Voxic ticket'tan pikleyecek ve Voxic'ten çok iyi bir headshot. Orada alınabilecek bir tane rifle var. Hemen ona doğru Zantares gidecekti. Kaçabilecek mi? Sıkıştı connector'da. Yardım bekliyor Voxic'ten. Voxic onun çıkışını tutmaya çalışacak ama açı olarak daha kuvvetli ve evet Senzu Voxic'ten bir headshot daha. İyi başlangıç. Vicky de evden geldi. O da exit'ten bir tane rifle çıkarmak isteyecek gibi. Zaten süre kalmadı artık. Evden kaçarken Vicky'ye. Mazinho'nun buraya bakma ihtimali çok düşük. Geçerken gördü. Nintendo yakın mesafe kill aldı. Bir tane keleş kaçıracak. Yani tabii Force. Force'a karşı oynadıkları için. Hani çok silah kaybetmek önemli değil. Çünkü biz şimdi Echo'ya gideceğiz. Ama belki bir zorlama daha yapabiliriz, bilemiyorum. Arkadaşlar görüntüyle ilgili bir tane açıklama yapacağım. Rica ediyorum onu kullanmaya devam edin. Ana yayın kontrast çok yüksek bir şekilde verildi bu turnuva. Yani siyahlar çok siyah. O siyahları görünür hale getirebilmek için biraz parlaklık vermek durumunda kalıyoruz. Daha net bir görüntü olabilmesin. Yoksa simsiyah oluyor her yer. Turnuvanın başından beri de böyle yapıyoruz ayarları. Bilginiz olsun. Yani tekrar tekrar maç içerisinde 100 kere anlatmayayım. Siz de keyfini çıkarmaya devam edin maçın. Biraz parlak farkındayım ama karanlık olup görünmemesinden ancak bu kadar düzeltebildik. Voxic bu arada smoke'lardan blitz'i yakalayarak başladı short'ta. Tekno yavaş yavaş. Eps'ten yürüyecek. Meyer saklanmaya çalışıyor Meyer. Wallbank headshot geldi. Ekstra bir vuruş geldi. Short'tan yürüyecekler ama B'de ikinci oyuncu ya. Zaten bilmiyorlar. Zantes Ninja'ya saklandı. Nintendo Meyer'i yakaladı. Side'da hala Zantares var. Buraya bakmadılar. Zantares 2-3 mermi ve kill geldi. Yalnız Side'da Vicadia ile beraber iki yardımlaşma.
Senzu, şorttan yürüyecek. Zantares hala saat içerisinde. Round'u çalmaya oldukça yakınız. Zantares pikledi ve Zantares'ten. Güzel bir tahmin. Base tek savunması. Bir de burada Voxic Smoke'dan çok iyi bir Connector Spray'i var. Sonrasında Mayanik'i çok ekstra bir vuruş bu arada yani. Yakalanmak üzereyken bir double headshot Antares side'den iyice ortalığı karıştırdı. Ve böyle direkt onlara köy düşüyor tabi. Özellikle ikinci round tüm silahları kaybettikleri için round'u kazanırken böyle bir avantaj sağladı. Voxic'in AWP'si var Light Armor'la beraber. 3 tane kit. Hemen agresifi mid savunması. Ülkeye de short'tan bakıyor. Zantares Stairs'ta. Turnuvada lower yok. Arkadaşlar kaybeden takım turnuvaya veda ediyor. Zaten grup aşaması çok lower'lıydı biliyorsunuz. Oo, Zantares kayarak soldakine baktı, sağdakine vurdu. Spain devamında ikinci pozisyonda. Deathmode'e yakalıyor. Sokağa Sens olacak. Connector'da o da. Force round bu arada Mongos. Bu Echo değil. O yüzden plansız bir şekilde kaybederlerse bir kere de Echo'ya gidecekler. Senzu kesmeye devam ediyor. Connector'a biri yürürse diye ama şimdilik yürümeyeceğiz gibi. Ve short'tan gelen mermiler ilk hediye. Kill aldı. İyi ekonomi yaptık. Ekonomiye bakar mısınız? 7K 6K. City için önemli tabii ki. Bu roundları hasarsız geçmek. Evet 2-2. Oo bir daha force geldi. Mongols para gelmeyecek diye. Bir daha force yapma tercihi. Alstek hücum gelecek şimdi. Klasik bir Alsmoke taktiği. Kalix'in bombası. Kalix ilk çıkan oyuncuyu vurdu. İkinciye de hasar verdi. Teknon canı oldukça az. Kalix buraya yormaya devam ediyor. Kaç mermi gönderdi. Ve yakın mesafede Kalix'ten bir kill daha var. Zantares'in yardımı. İki oyuncu kaldı. Nikedia'nın smoke'dan spray'i var ve Zantares bitirdi. Sonsuz bir savunma. Kalix'in tabi çapa savunma olarak. Hem ilk oyuncuyu vurması, sonrasında yavaş atması, bomba atması, hasar vermeye devam etmesi çok iş yaptı burada. Şimdi Mongols için artık Echo zamanı. 3-2, Turn of Fire önde. Voxic taklidi kesmeye devam ediyor. Oo, Blitz Ticket'a bir tek mermi göndermiş. Baştaki ilk kill oldu Blitz'in. Mayer BD Smoke'dan Tekno'ya yüksek bir hasar verdi. Bir üzerine bir lokum gönderiyor. Tekno son anda kaçtı. Evet şimdi Blitz deneyecek gibi sanki. Yine Deagle'da 2 tane oyuncu, 3 tane oyuncu B'den entry arayışındalar. Mayer iyice yaslandı markete kadar. 9-10 infoyu verdi. Oo! Yani tamam daha fazla atma yeter. 3'e 3 pozisyon. Zantares'in lokumundan çıkar mı diye bakıyorum. Tak! Al Hacı Bekir lokumu. Bench'te Senzu var. Mazinho biraz daha hepsi yakın. Kedia Mazinho'yu yakaladı. Son kalan Senzu olacak. Ve onu da Voxic vuruyor. Problem yok. Blitz'ten 2 tane ekstra tek. Bir tane A'da bir tane B'de. Plant aldılar. Ama zaten bir sonraki round buy round olacağı için onlar için. Çok da büyük bir problem yok. Çok fena vuruş bu arada bu. Hani bu biraz daha pre-fire pozisyonu da. Zaten ateş ediyor oradan Mayer yerini biliyor ama Kalix'e Blitz'in attığı ilk vuruş gerçekten çok ekstra.
Çok çok ekstra. Evet 4-2 Mongols'un bayrağında 9-10'da AP var. Roxy hemen window'a geldi AP ile beraber. Zantelis yanında tap baskısı vereceğiz gibi. Smolder sıkıyor ki açılırsa biraz vururum diye ama Redra hemen bir boost. Rikette orada kaldı bu arada. Ledra çıkmadı. Zantes Connector'a geliyor Senzu. Aim koymuştu. Karix bu arada ağda yine hasar almış. Yarı canı gitti. Hemen mid kontrolü Mongols'tan. Rikette. Smoke kırdı. Şöyle bir baktı ama istediği pozisyon. Yardım da yok. Takas da yok. Senzu entry'yi aldı. A bitirecek gibi görünüyor Mongols. A'da 3 savunma var. En azından Tone of Fire için iyi haber bu. Mayer tek başına B'yi alacak. Mazinho evde bekliyor. Bir tane de Molly'si var. Bu Kalix'i biraz sıkıntıya sokabilir çünkü Kalix'in smoke'u yok. Hatta A'daki kimsede smoke yok. Ya, hani takımda smoke yok. O Molly'den kaçmak gerekecek gibi. A smoke... Evet. Güzel smoke'muş bunu. Oo, zaten ben bunu söylerken Mazinho peak almış Kalix'e. Şimdi Voxic ticket da ona biraz iş düşecek gibi. Flash geldi Voxic. Kör kör bir tane yakaladı. Zantares. Şu an Steris de yardım edecek. A'da 2 savunma var. Taglendi Voxic. Daha fazla peak alamayacaktır ve Mazinho'dan. Zantares'e bir headshot. Böylece A-side savunması düştü. Voxic'in de çıkması lazım oradan. Yavaş yavaş geri çekilecek. İyi vuruşlarla girdiler bu arada. Mazinho bir ev. Bir Steris. 2 tane headshot. Ama tabii midde yapmaya çalıştığımız çok anlayamadım. Window'dan tek başına bir deneme. Senzu. Mayer'de yakaladı. Silahın korumasını engelledi. Voxic F'se doğru geliyor. Senzu oraya doğru crosslu ve... Silah saklayamadık. Tabii bir roundda 5 tane silah birden kaybetmek. Roundu kaybederken çok iyi değil. CT ekonomisi de olsa. Burada Mazinho'nun vuruşları iyi headshotlar. Evet. Bir problem yok. City side'dayız ama seri vermelerini engellemek lazım. Çünkü buranın City'sini daha iyi oynuyorlar ve bizim de zorlandığımız taraf T-Side. O yüzden en az bir bence 7-5 8-4 9-3 çok çok iyi olur tabii. Şimdi top mid. Polisi geldi. Rikedia ortaya agro almak istiyor. Tek başına yalnız şu an. Buraya doğru cross koyan kimse yok. Voxic, Andra. Scope açtı. Direkt B'ye bitirecekler. Biz midle uğraşıyoruz şu an. Çok hızlı çıkarlarsa short yetişemeyebilir ama Mikedi de şimdi yavaş yavaş geri dönüyor. Smoke'lar hazırlandı. Uf güzel bomba. Mazinho'dan bir göğüs kontrol. Mayer. Çok ince bakıyor yalnız. Kaçırdı ve son anda fark etti. Hemen klasik smoke'u bıraktı. Mikedi de yardıma geldi. Yalnız smoke düşecek ve tekno. Onu yakaladı Mayer. Hepsi doğru çıktı. Spain devamında ikinci kill var. Bulamadılar Mayer'i. Smoke'da oynamaya devam ediyor şimdi Mazinho. Ekstra yaptı Mayer ama 3vs3 site almak üzereden hemen bir tane Molly geldi. O Molly'nin arkasına çıkmamız lazım. Voxic bayağı yandı. Tam iki oyuncunun arasına geldi. Zantres geri çıkmak durumunda kaldı. Voxic'e bir lokum geldi. Bir tane bench'e. Lokum bench'e gitse. Belki Mazinho ölecek. 2vs2 olacak ama. Senzu'dan bir headshot. Son kalan Zantres. 1v3 AP almak istiyor. Yavaş yavaş kaçmaya başlayacak. Evet. Senzu bu arada yakılacaktır Zantares'i. Eğer Zantares Eps'e giderse ama City Side'da kaldı. Onu biliyor Senzu. Ama tam açıyı anlayamadılar galiba. Zantares ikili aldı. Blitz takasta. Ben atamıyorum bir şey.
Tapit kontrolü. Senzu ile beraber. 910. B'ye doğru bakıyor. Tüm ekonomiyi kullandık. Biraz fazla B'den aslında verim aldılar gibi geldi bana. Yine sanki bir B var gibi. Haritaya yayıldılar ama özellikle mid kontrolü. Şimdi top konsumu. Onun için Molotof'u. Bir kedya arada kalabilir ve Senzu. Geri çıktan entry almayı başardı. Yine oyunu B'ye döndürecek gibiler. Harita kontrolünü aldılar ve jungle'da. Kill geldi. Mayer şimdi B'de tek başına sıkıştı. Backside'da. Antares connector geçişinden bakıyor. Smoke'dan bulabilirim diye baktım ve Blitz. Map'te çok fazla gap vermeye başladık. Ve gap verdikten sonra hani o crosslar bize biraz problem yaratıyor. Yani midde, midi almaya çalışırken yerleşiyoruz ama midde hızlı bir şey yapmayınca onlar şeyi anlayamıyoruz. Ne yapmak istiyorlar? B'ye mi yürüyecekler? Short'tan mı yürüyecekler? Yani şu konuşulmuş Mongols'un oyununa baktığımda. Eğer ortaya çok hızlı çıkıp entry vermezsek sonra tekrar ortaya alırız yavaş yavaş diye. Ve onu kullanıyorlar birkaç rounddur. Ortaya yaklaşıyorlar ufak ufak cross koya koya. Killer geliyor oradan gidiyorlar B'ye. Kalix'in üzerine geliyorlar. Double pick ve Tekno onu yakaladı. Zantres tek başına sağında sonunda iki tane oyuncu var. Koşacaklar bir yandan. Timing gelir mi diye bakıyorum. Neyse ki saklayabildi silahını. Maalesef ekonomi bitti. Çok iyiydi ekonomi. Ama üst üste verilen roundlar Mongols'u hem öne geçirdi hem de ekonomiyi bitirdi bizim. Şimdi A'da stack bir savunma var. Zantares short'tan pikleyecek gibi ufak ufak geliyor. Önce bir Delpan'a doğru baktı. Sonra off angle durdu burada. Yürüyecek gibi buraya bakıyor 910. Ama Senzu daha önce görebilir açı olarak. Yok, 910 daha safe pozisyonda ve Ladder'a geçerken Zantares'i yakaladı, entry'yi buldu. Mozinho. Rampadan ilk kill. Sesleri duydu. Bir grenade bıraktı. Bir de molly. Zaten pek bir yatırımımız da yok. Ama özellikle Kalix tabi 1650'ye kadar inmiş. Deagle ve Light Armor'la. Onun hayatta kalması iyi olabilir en azından Light Armor için. Kalix'ten güzel bir tek. Birisi yakaladı. Mayer silahı korumak isteyecek tabii ki ama şimdi Kalix ile beraber A'dalar. Kalix yüksek hasar aldı. Hemen pozisyon değiştirmeye çalışıyor. Short'tan bakıyorlar buraya. Çok da gidebilecek bir şansı yok başka yere. Rampada bir boşluk var. Oraya tutturabilirse. Ama ben bunu söylerken Mazinho da rampaya doğru geliyor. Evet, Mayer'in hayatta kalması önemli. Jungle kırık değil. O yüzden kendini koruyabiliyor burada şimdilik. O kere işte büyük ihtimalle Zantres'i droplayacaktır. Ama Mongols 6 round'a ulaşmayı başardı. Kendi haritasında T-side'da. Ki bir ara özellikle çok fazla oyun kontrolünü almıştık. Ama sonrasında yavaş yavaş roundlarda nasıl oynaması gerektiğine dair bir adaptasyon sağladı Mongols. Bununla beraber de dediğim gibi önce mid kontrolü ağırlıklı olarak B'de bitirme. Kalix notlarını yine toparlıyor. Evet, döndük tekrar. 6-4. Biraz karar verici bir round arkadaşlar. Bunu da kaybettiğimizde ekonomi kalmayacak çünkü. Oo! 910'i alttan bir
dürtük geldi. Bak seni buraya çıkarıyorum. Bu adamları vurmazsan seni keserim ha. Şimdi Voxic denemediğimiz bir şey yapıyor. Ledurum'dan AWP ile beraber orta kontrolü deneyecek. Senzo oraya doğru çıktı ama White Pick atınca açı olarak Wolbang'i de kullandı. Hasarı da verdi. Voxic sorunsuz çıkıyor. Problem yok. Bir tane smoke harcandı. 60 can. Mayer. B tarafında arabada yine flash değmemek için kafayı biraz gömdü aşağı doğru. Şimdi grenade'ini kullandı. Bu arada Senzu ülke diye vururken Voxic tekno yakıldı ama Senzu short'tan geliyor. Voxic backside'da Senzu oraya doğru cross koydu. Voxic biraz sıkıştı. Yardım çok uzaklardı ama hızlı gelemediler neyse ki ve Voxic klik kaçtı. Molotov içerisinde kaçabileceği yer yok be. Molotov'a düşüyor ama Kalix geldi şimdi ve Kalix 2'yi de vurdu. 2v2 pozisyon. Zantares Mazinho'yu yakaladı. 2-1. Yeri belli. Senzu'yu da Zantares vurdu. Zantares backup'tan geldi. Extra'yı yaptı. Kalix ile birlikte ikisi. A savunmacıları geldiler. B'yi aldılar. Kritik bir round'tu. Gidiyordu round. Özellikle backside'da Voxic sıkıştıktan sonra. Ya tabi orada Voxic'in ölmeden hayatta kalması da zaman kazandırdı. Antares burada hemen beçer atıyor. Sonra da pikini alıyor. Senzu'ya karşı. Nice. 6-5. Bu iyi oldu. Hem de ekonomimiz de olacak böyle son round'da. Bir 6-6. İlk yarının sonunda var. Windows Smoke'u yakın çekeyim. Kalix. Antares'le beraber ortaya atladılar. Spawn için orta agresif savunması var. Kalix yürümeye başladı. Yavaş yavaş geliyor. Voxic B'de. Stack 1 B ucumu gelecek. Arkadaşlar gelmeye başladı. Voxic çıktı ve karbon bile gelebilirdi. İlk kill'ini aldı. Oraya doğru yalnız 9-10. Oturmuştu. E şimdi B kontrol alındı. Mayer nade'ini hazırlıyor. Fight içerisine doğru yalnız Molotov bayağı gerektirecek. Ve yavaşlatacak retake'i. Şimdi moliler var, smoke'lar var. Güzel bir retake setup ile beraber girebiliriz tekrar. Yalnız arkadan gelen kimse yok. En büyük sorun o. Arkadan gelebilecek biri fark yaratabilirdi. Zantares. Fight içerisine bakmaya devam ediyor. Default Molotov'unu attılar arabayla beraber. Vicky'de bu arada canı bayağı az kalmış. 9-10 çıkarmadı Zantares'i. Senzu bir headshot daha var. 4-2 pozisyonda Senzu bir headshot daha atıyor ve Mongols. La gelmeden, la gelmeden aldınız. 4-1'den 7-5. Yani Senzu biraz fark yarattı. Bunu maç öncesi, maç günü videosunda da anlattım size. Sabah çektiğim videolar arkadaşlar YouTube'da var. Tekrar söyleyeyim, her maçtan önce maç günü videosu çekeceğim bundan sonra EF için. Rakiplere göre, rakipler belli olduktan sonra. Yani Senzu çok iyi bir Mirage oyuncusu. Takımda da zaten bu map'te hep ön plana çıkmayı başarıyor. Çok iyi oynuyor burayı. Yine özellikle B tarafındaki hücumların çoğunda ortayı ve short'u çok iyi kullandı. Ve B savunmasını da çok kuvvetlendirmemeyi tercih ettik. Yani hep Mayer'i bıraktık. Biraz daha hep A'ya oynayacaklar diye düşündük. Ama maç öncesi planı Mongols'un biraz daha B'de oynamakmış. Yani dönmeyecek bir skor değil. Ama özellikle 4-1'den vermek, 4-2'den dönmek biraz problem.
Yani orada kontrolü almıştık, ekonomiyi kırmıştık falan, her şey çok iyi gidiyordu. Şimdi yine maç öncesindeki analizde şundan bahsetmiştim biraz. CT pistolleri kötü aslında. O yüzden CT pistolünü almamız lazım diye. Maalesef CT'yi verdik. Şimdi o yüzden en azından bu pistol almamız lazım. Yani %50 çıkmak zorundayız pistollerde bu takıma karşı. Çünkü müthiş bir pistol takımı değil. En az %50, %50 hatta bazı mapler ikisini birden kazanmamız gerekiyor. Yani bir de ya Mongol şöyle bir takım, çok oyundan kopan bir takım değil. Yine de düşse 4-5-0 falan çok oyundan kopmuyorlar. Bizim de biraz o mentalde olmamız lazım. Yani Mirage'da, ya bu seride Mirage'i kaybetmek dünyanın sonu değil. Zaten kendi mapleri bizim en çok sorun yaşadığımız maplerden bir tanesi. Evet. Şimdi. Mayer'de smoke flash var. Bir tane de P250 droplamış Zantares'e. Zantares biraz kontak arayacak gibi. B girişinde ince bir açıdan bakıyor ya Tekno. Yalnız B'yi neredeyse 4 tutuyorlar. Yani hemen short dönecek. Window'da hızlıca gelebilir gibi. Ama da A'yı teke bırakmışlar şimdi. Zantares şöyle bir kontak aradı, hemen geri çekildi Tekno. Yalnız over rotation yok şu an. Şöyle bir gidiyor gibilerdi, vazgeçtiler. Tekrar geri döndüler. Pozisyonları bozlamaya devam ediyorlar. Şimdi bir B gösterip under'dan yürüyeceğiz gibi. Blitz'in yeri iyi ama tek mermiyle vurabiliriz orayı da, kafa göründüğü için. Bir kedi bakıyor oraya doğru. Yalnız açığı Zantres'i görebilir Blitz. Sesi duydu. Top mid geliyor. Oraya karşı ikna aldı ve entry geldi. Aynen böyle. Bir tane mermi kafaya. Senzu short'tan bakmaya devam ediyor. Oyun A'ya gidecek. Smoke oraya doğru bırakıldı. Yalnız 9-10. Jungle'dan bir kill var. Ticket'ta hala oyuncu var. Jungle'ı almak istiyor gibiyiz. Üzerine doğru geleceğiz. Flash da geldi. Ve hemen 9-10 geri çıktı oradan. Orada 4 pozisyon. Kitleri de var. Ve teke kaldı şimdi. Açık bir plant aldık. Her yerden görünüyor burası. Rampadan, side'dan. Kalix Apps'te. Jungle alıp önde kalmaya tercih ettik. 4 tane ticket'tan retake başlıyor. Kalix'in burada biraz ekstra rolü olabilir çünkü 3 kişi jungle'da. Hemen çıktılar. Ninja smoke geldi. Smoke bırakın. Zantares bir tane mermi gönderdi ve kitle oyuncuyu. Kalix çok iyi vurdu. Şimdi 9-10 oraya doğru bıçakla. Mayer geldi bu arada. Şimdi bıçaklamaya başlayacak. Voxic bıçakladı ve Mayer. Tabancayı gayet temiz oynadık. Blitz'in mid'deki hatasını değerlendirdik. Sonra da retake'te çok bir anımız vardı zaten. İşte burası Blitz'in inanılmaz bence büyük bir hatası burada. Ya oynamayabilir, vurkaç yapabilir ama fight'e girip ölmesi tabii ki de işimizi çok kolaylaştırır. Direkt A'ya doğru geçtik oradan. Aynen bu bıçak, evet. Hayır, Mongols Force'a gitmedi. Bir tek Senzu'da bir tane Zeus yatırımı var. USP'lerle kalmaya tercih ettiler. Ve Window'da herkes neredeyse 3 oyuncu. Window ve altında. Mayer. Under'dan geldi. Blitz'i buldu. Entry var. Şimdi SMG'yi tercih etmişiz. O yüzden bir sonraki round'da bu
SMG'lerle B'ye falan gidebiliriz belki, bilemiyorum. Ben şimdi onu düşünmeye başladım da. Çünkü N4 alacaklar bir sonraki round. Topcon smoke geldi. Window ikinci smoke. 9-10. Çok iyi düşünce hocam, aynen. Süper. Boxik, konektöre doğru iyi bir headshot. Bir tane window oyuncusu var. Lanteres smoke arkasına bakıyor. Tekno atladı window'dan aşağı doğru kaçmaya çalışıyor. Üzerine doğru koşarız şimdi. Uçarak geldi Lanteres. Yani silah kaybetmeyeceğiz ama keleşlerden yine de armor falan. Biraz daha para. Boş boşuna gitti. Senzu'da eve bir pushlarsa diye bekliyor Zeus'uyla. 7-7 olacak. Smoke'unu bırak bana can. Evet, 7-7. 9-10 armorsız AWP Glass Cannon. Antares tersten gelecek ve entry'yi de buldu. Çok ezber pozisyon 9-10'den. İyi başlangıç A'yı. Şimdi hızlandırmak isteyeceğiz gibi. Mazinho, Ticket'ta bir tane flash bıraktı. Toxic Sight'ta. Antares hala hepsi. A'ya doğru girmeye çalışıyoruz. Biraz yavaş kaldık ama. Bombayı yeni aldık rampadan. O biraz zaman kaybettirdi. Şimdi plant geliyor. Kalix'ten öne doğru. Mükedya. Zandilik önü. Antares 12 cana kadar düşmüş. Kalix'ten... Headshot var. Molly arkası vurmaya çalışıyor. Mazinho sıkıştı buraya doğru. Wallbanglerden ölebilir bu arada. Senzu'na 4 canı var. Save'e gidecekler gibi. Mazinho yavaş yavaş çıkıyor buradan. Bu canlarla oynayamayacaklar. Çok iyi oldu. Round. Blitz'ten ekstra bir kill var da oynamayacaklar zaten. Dört tane silah korumaları bayram yapmaları anlamına gelecek. O yüzden yapabilirsek şey yapalım. Insta video can sende direkt swing veler sonra gambit isteyeceğim. Tamam o zaman atma. Abi. Evet, speed taktiği yapacakmışız. Evet, hadi bakalım. Şimdi 9-10 Deagle'la kalmaya tercih etti. İlginç. Bunların bir sonraki round'ı yine almak isteyecekler. Bu arada Zantares çıktı. Headshot yedi. Bilse de hasar verdi ama problem yok. Riskli bir pozisyondu. Rampayı almak isteyecekler. Mayer burada. 9-10. Önden Mazinho yürüdü ve Mayer TT'ye basmadı. Konuşuyordu büyük ihtimalle. Şimdi entry geldi rampadan. Bir Mac'ten verdi. Çok büyük problem yok aslında da. Ama taktiğin devamı nasıl olacak acaba? Bir B yapacağız gibi. Şu an T-Zone'a dönüyor tekrar Zantares. AP'yi de Zantares kullanacak. Tekno B'de smoke'la beraber savunma yapıyor. Senzu kısaya yakın. Diğer oyuncağı biraz uzak. Eğer iyi bir timing yakalarsak iki oyuncu
Pozisyon alamadan. O bu arada yer değiştiriyorlar. Bir şeyler oluyor. Burada bir kaos yaratabilir miyiz acaba? Ve Tekno. Takım arkadaşım üzerine smoke attı. Yeri belli olsun diye herhalde. Gökten frek yağıyor ama Karis'ten hemen takas var. Yalnız Mourinho, Senzu ve Senzu. İşte burada, işte burada diye kafasına attı smoke ama. Tam yapamadık. Ben window atıyorum. Nineten, Molotov'tan hasar aldı bayağı bir. Geriye doğru çekildi. Mid kontrolü Zantares'le birlikte. Biraz belirleyici bir round. Onların ekonomisi var ama bizim ekonomi sınırda maalesef. Özellikle plant de gelmezse depoya düşme durumumuz olabilir. Toxic, 9-10'in scope'undan çıktı, entry'yi aldı. Mourinho burada, Apps'te kimse yok. Bakalım backup yetişebilecek mi? Şimdi connector'ın oynamasını bekliyor gibiyiz. Jungle'ı yaktık rampadan. Mourinho burada, rampaya doğru bakacak. Bir tane smoke bıraktı, yeri belli ve o ne ya, o ne? Havada uçan headshot. Yalnız Senzu geldi. Senzu mekanda. Zantares connector'a yakın ve Senzu'yu vurdu. 2v2 ve Zantares döndü. Sight'ı da vurdu. Tek başa Tekno kaldı. Elinde bir tane mekten var sadece. Small plant. Tekno evden geliyor ama yani çok iyi bir timing yakalaması lazım. Toxic rampaya doğru koşuyor. Onu duymuş olması lazım şimdi Senzu'nun. İkinci oyuncuyu bilmiyor yalnız. Tekno yavaş yavaş rampaya doğru gidecek. Rampayı vurmaya çalışacak. Tek var. Boksik'ten tek var. Canı azaldı ve kill aldı Tekno. Şimdi kiti var. Zantares iyi yer değiştirdi. Ve Tekno. Save'e gidecek. Giden round geri geldi. Önce bize geldi. Sonra Senzu sahneye çıktı. Onlara gitti. Sonra Zantares sahneye çıktı. Ve yine çok kritik bir round'tu. Sınırda olduğumuz bir round. Şu harika bir entry bu arada, yani 9-10 mouse 1'e basana kadar. Yani tam 180 derece ya, yani önce ön dönüp tam arkaya doğru. Mourinho Apps'e doğru çıktı. Şimdi çift AP deniyorlar. Bunu kullanabilen bir takım. Direkt A gelecek. İyi olabilir bu çift AP. Erken attı Mourinho bombasını. Bu da iyi. Burada kalmaya devam edecek 9-10. Smoke içerisine doğru. Mourinho'nun biraz one way açısı var burada. Çıktı. Voxic'ten güzel bir takas geldi. Smoke'tan kim kime ateş ederse. Observer makina kastı. Öyle bir smoke var ki. Tekno yalnız. Duydu galiba. Aslında düşerken recoil açılmıştı ama Toxic döndüğünde ilk mermilerinde isabet yok. Oyun B'ye doğru gidiyor. Mayer koşacak. Senzu duyacak ama. Senzu duyuyor. Scope'u Mayer duydu mu acaba? Duymamış sanırım. Evet. Dokuz dokuz olacak. Yani dört kişi varken en azından tabii map'in yapısı gereği birinin short'ta olabilme ihtimali yüksek. Yani herkesin geldiğini, hatta son B oyuncusunun da hani short'tan connector'a falan atladığını düşündü büyük ihtimalle veya ticket'a gittiğini düşündü. Adı tabii çok kalabalık olunca. Ama 9-9
toplantı silahını saklayabilecek bir ekonomiye bakmak lazım. Plant gelmemesi sıkıntı oldu burada biraz. Çünkü plant gelmeyince burada bir yatırım yapamayacağız fazla. Yani 1.400, 1.800, 1.750 felaket ekonomi şu an. Force'a gideriz büyük ihtimalle burada. Çünkü para gelmiyor zaten. Evet, force dediğim gibi geldi. Çünkü tekrar bonus gelmeyeceği için iki tane keleşli bir force var. Wicadia da var. Keleş ama light armor aldı. M4'lerden, pistollerden tek yeme ihtimali var. B'ye bir stack hücum gelecek gibi. Bir de ufaktan işiyor gibiyiz ama Wicadia şimdi peak alacak. Önce Kha'Zix çıkacak galiba. Kha'Zix ince bir peak aldı. Bomba geldi. Aman, Kha'Zix'in tabii armor'ı yok. Silah dropladığı için direkt 56 can gitti. Bir tane daha bomba Kha'Zix'e yine. Biraz çevirmeye karar verdik round'u. B'de yakın savunma olduğunu düşündüğümüz için 2 tane 3 tane bomba geldi. Yalnız Senzu şu an iyi bir space alıyor burada. Ya yani B boş diyecek ve herkesi A'ya gönderecek. Ama yok, yürümüyorlar. Tamam, yürümemeleri iyi oldu bizim için. Yürümemeleri iyi oldu. Çünkü A'ya geç kalacaklar. Ama şimdi yürüyorlar. Evet, şimdi yürüyünce birazdan koşacak, gidecek Senzu. O gelmeden A'ya koşarsak çok iyi olabilir. Projektöre girdik bile. A'da iki savunmacı var, birbirinden uzaklar. Nineteen ve Zoltares'ten muazzam bir entry geldi. Stealth'ten koşuyoruz. Mazinho burada. Oradan olduğu tahmin edeceğiz. Yakın mesafe. Dikil aldı. Aman o ne ya? Ya kardeşim, bu nasıl bir lineup ya? Öndekini sıktı, arkadaki headshot yedi. Ayarlasan bu kadar vuramazsın. Yani müthiş bir entry'di Zantares'ten. Ticket'a. Müthiş vuruş. Müthiş vuruş. Ya kankam ya. Wicadia. Rampadan deneme 1-2 tane. Ve eco round tabi dediğim gibi. Ve bayağı Glock eco. Bir tane Deagle sadece Wicadia'nın ellerinde. Blitz ayakları gördü. Spray'i attı. Bomba atacak. Onun arkasına hemen atladı. Kha'Zix orada ama zıplamayı tam yapamadığı için movement'ı yavaşladı. Orada kaldı. Of! Wicadia bir tane tek gönderdi. Epste bomba var. Geçerken bir tane daha gönderir mi? Gönderirse işler karışır. Yalnız Meyer tabi boncuk atıyor. O silahla yapacağı bir şey yok. Evet, Zantres'e Meyer. İki tane Glock. Bir hata bekliyor Zantares. Blitz ufak ufak geldi. Headshot yedi ama Zantares kill alamadan hemen 9-10 yardımda. Son kalan Meyer olacak. Tabi bir plant'e izin vermek istemiyor. O yüzden Senzu kesiyor B'yi. Ve Mongols 11. round'una ulaşacak. Meyer burayı biraz yine mola gibi kullanıyor. Hani bir sonraki round ne yapacaklarını söylemek için. Yani bu zaman geçirmesinin tek amacı o. Ve 20. kill geldi Senzu'dan. Zantares'in de 17 kill var. Evet, mola. Evet, çift AP'yi de bozamadık.
Yani ekonomileri maç sonuna kadar götürebilir gibi. 3 round var. Biraz böyle eğer kaybederlerken hani sevilerlerse ekonomileri maç sonuna kadar görecek. O yüzden bizim hani o tarafta da maalesef bir avantajımız olmayacak maçın sonuna kadar. Blitz Windows'da 2 AP varken Windows AP vermediler. Ve rampa yakın geldiler. Bunu hiç kullanmamışlardı AWP ile beraber. Arkasından Senzu. Panik yaptı hatta. Moto farkası. Bir kez daha pick alacak mı Mayer? Alacak galiba. Yalnız flash'tan dodge'layabiliyor. Yakın olduğunu düşünmüyor Mayer. İlk kill aldı. Kedi orada. Kalabalık olduğunu gördü, hemen atladı. Side'de ikinci oyuncu da var yalnız. Evet. Yalnız Windows Smoke'u attık. Girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Senzu risk alıyor. Senzu risk alıyor. Şimdi reload için atladı. Kalix bir timing yapar mı Smoke'tan? Kalix hareketlendi. Arabaya kadar geldi. Arabaya çıktı. Hepsi. Düzeltiyorum. Hepsinden gelen oyuncağı gördüler ve Tekno büyük bir hata. Kalix site'e kadar ulaştı. B boş şimdi. 4vs4. Backup da çok yakın değil. Tabii ya, bench tarafında kimse olmaması biraz problem. Zantares'e build sırasındaki fight bayağı belirleyici olacak. Zantares kimse olmadığını düşünüyor. Zıplayarak baktı ve Zantares. Wallbank headshot. 3'e 4, 2 AWP oynamayabilirler. Kedia. Şimdi artık oynamazlar. Yavaş yavaş geri çekilecekler artık. Ve ince açıdan Voxic çıkarmadı. Gidecek AWP'sini de alacak oradan. 11-10. Karar roundlarından bir tanesinde. B'den işi çözdük. Pozisyon felaket yani. On bir on. Tabi tek silah kaybederek, daha doğrusu tutarak roundu bitirmeleri bizim için iyi oldu. Ekonominin büyük kısmını harcadılar. Yine B oynayacağız gibi. Biraz B'den verim aldığımızı düşünerek sanki B mi oynayacağız, ama gerçi VKD'yi de Eps'e göndermişiz. Toxic Windows Mono attı. Maya çıkacak. Tap bir de Kalista Under'dan yürüyor. Bu sesleri duyuyor biraz Tekno. Tap konsumu. Konek için Molly. Burayı temizledik. Yalnız Zantres'in kafasına bomba geldi Windows'dan. 43 can. Antares şimdi doğru doğru çıkacak Tekno. Ladder room'da. Ortaya aldık ama plan ne? Plan A'ya gidiş. Timing'i attı Tekno. Kalix. Hemen Connected'dan aldığı bir tane takas var. Tekno bir kill daha Blitz. Mid'i vurdular. Taktiğin yarısı kırılmış oldu böylece. Split taktiğinin yarısı yok. Rampada oynamaya çalışıyor iki tane oyuncu. Ve kör oldu. Vicedia. 40 can. Ama side'da Mozinho var. Ve Mongols'a. Harita puanı geldi. Mireş haritası. Kendi haritalarında 12-10. Ekonomi de biraz problemli. Mayer şu an Zantares'e bir keleş droplar mısın dedi. Yani Zantares'e keleşi Voxic droplar mısın diye söyledi. Evet, 12-10. Şimdi bir tane ideal silahımız var maalesef. Karar roundlarının bir tanesinde. O da Zantares'in ellerinde olacak. Bir tane Galil'imiz. Smoke'lar taktik için var ama Molotov hiç yok. Miraj'dan Molotov'lar yararlı oluyor tabii, site'ları temizlerken, açıları temizlerken.
Blitz Windows'u mu? Sonrası hemen geri çekildi. Under'dan yavaş yavaş. Santres kontak oynamaya başladı. Top mid'i alacağız. Oradan 4 connector'la A'ya girmeye çalışacağız gibi. Hemen bir çıkış smoke'u. Yalnız Blitz de aynısını gönderdi. Fakat geç attığı için connector'a girdi bile Xantares. Ve site'de 2 oyuncu biraz sıkıştılar. O smoke'u kıracak. 9-10. Short'a bakmayı tercih etti. Çünkü o smoke, hani short'a geçiyoruz smoke'u biraz. Ama aslında connector'a yerleştik. 3 tane oyuncuyla beraber. 9-10 buraya kesiyor Firebox'tan. Molly attı. Molly'den etkileyecek yalnız oyuncular ve Riket'e geri çıktı. İkinci pozisyonda bir tandan mermi kaçırdı 9-10. Info'yu aldı sadece. Kill çıkaramadı. Riket yavaş yavaş şampalan yürümeye başlayacak. Mermiler gelmeye başladı. Kör kör Mazinho. Yüksek hasar almış. Sertte kalmaya devam ediyor. Bombayı düşürdü. 9-10 ile beraber yardımda. Karix takası aldı. Karix'ten daha vurmuş ama. Senzu geldi. 2vs2 25 saniye. Bombayı almamız lazım. Xantares şimdi. Beraber gelecek yalnız CT site'dan ve Xantares bu arada ölmeden bombayı alabildi. Myers short'u vurdu, bir fake attı. Senzu, spray var, Xantares! Riz anında sakinlik, 2vs2, panik yok. Geldik 24. round. Tekno 5-7 ile oynayacak. Root time mi yoksa? Smoke arkası Xantares, iyi spray Senzu'ya. Bir dahaki spawnmaya çalıştılar. Blitz geldi, kiralı Xantares. Lotta şu an ve açılır açılmaz slottan. Kill aldı ve Mayer geldi. 2 tane kill. 4'e 3. Mazinho. Xantares biraz buraya sıkıştı. Mazinho bırakacak mı acaba connector'ı? Tekno var B'de. 5-7'da sadece. Oyun B'ye giderse round'u alma ihtimalimiz artar ve B'de toplanıyor gibiyiz. Ve onlar da sanki connector'dan yürüyecekler gibi. Xantares akıllıca bir tane molly bıraktı. Connector biraz daha hamle yapamasın diye. Site'da Tekno ince bir açıdan bakıyor. Direkt headshot atabiliriz buraya doğru. Mayer kontak geldi. Mayer ilk kill aldı. Tekno ve hemen Wikedia takası aldı. Çok önemli bir takas. 2-3. Şimdi geçeceğiz site'a doğru. Mazinho yavaş yavaş geldi. Backside'e 1-2 mermi. Xantares bench'e uçarak geçti. Mermi yememek için. Bir tane flash. Şimdi Kalix yavaş yavaş short tarafına gidecek gibi. Default'a bomba attılar. 2 oyuncu birden burada. 2 oyuncu olduğunu anlamış olmamız lazım artık. Sanki ses yapıyor gibiler ama evet, yok anlamadık daha. Biraz uzaklar. Xantares kontak bekliyor bench'ten. Yakın köşeye baktı. Mazinho yürüyor. Bench'ten öldü. 3'e 1 pozisyon ve Wikedia. Root time. Beyler. Dinleyin bana. Çok iyi dönüş. Xantares tam bir de ufak ufak almaya başladı şimdi. Mongols rampadan double pick. B'de bitirmek istiyoruz. Şimdi tabii A'nın boş olduğunu anlayacaklar. Onlar da tabii biraz oyun çeşitlendirmeye çalışıyor. Ama gitmiyorlar. Windows mu? İkisinin önünde. A'yı bırakmak istemediler. Kalix smoke atarken yüksek hasar aldı. Ölmedi ama. Neyse ki. Xantares'le beraber biraz connector hareketlendiriyorlar ki backup B'den uzak kalsın diye, ki 4 A'lar şu an. B'de sadece 9-10 var. Buraya dry pick mi atacağız yoksa bombalı mı? Smoke üzerine bomba attı hemen. Oo, bombadan Mayer hasar aldı. Smoke'tan koşmaya başladık. 9-10 buraya sıkışacak ve Mayer'dan gelen entry. Çok hızlı bir şekilde entry geldi. Yalnız Blitz orada yine ve kitchen tarafında kapıya doğru geldi ve onu da Voxic çok temiz vurdu. 4'e 3 B'ye yerleştik.
Mongolson son birkaç round'dur oyunu okuyamama problemi var. B gidiyoruz. B'yi tek bırakmış oluyorlar. A gidiyoruz. A'da geriden savunma yapıyorlar vesaire. Voxy tekme ödeye kaladı. Mazinho kill aldı. Backside'de ikinci oyuncu da gördü. Yalnız iki oyuncu da yerini biliyor şu an. Sessiz bir şekilde yürüyebilir ama tabii çok zamanı yok. VK'de çıktığını düşündü. Ve evet, zamanı olmayacağı için problem yok. Ve VK'de ya. Biz anlarında çok problem yaşamıyoruz. Gerçekten çok iyi vuruş, çok hızlı bir vuruş. Terrorist 13-12 öndeyiz. Yine full buy tabii ki uzatmalarda iki tarafta. Herhangi bir problem yok. Çift AP yapmadılar. Mayten. Mermi vurmuş gibiydi. Tenzu bu arada Mayer yakalamış. Mayten çıktı. Bench'ten kill var. A'da yine çıkışımızda istediğimizi alamıyoruz. 5'e 3. Hepsi de Kalix. Rampada 2 oyuncu. Bir kere de tetris'e kadar çıktı. Gönk'te smoke'unu atacak. Mazinho hasar var. Yarı canı gitti Wikidia'nın. Kalix çıkmaya çalışıyor. Smoke arkası kaldı. 9-10. Flash pick'le beraber kör. Kalix. 2'ye 5 pozisyon. Jungle'da bir boost var. Smoke. Wikidia smoke deldi resmen ama 4'e 2 50 saniye. Yürüdü geldi Mazinho. Son oyuncu da rampada. Onu da Sens vuruyor. A tarafı zulüm. A tarafı zulüm. Evet 13-13. Şimdi bir A taktiğe gelecek gibi. Klasik A smoke. Hemen rampaya yerleştik 4 tane oyuncuyla beraber. Hatta acaba ikilecek miyiz? Yok hayır 4 rampa bir tane hepsi. A'yı işlemeye başladık. A savunması sadece Mazinho var. O da şöylece bir savunma yapmaya çalışıyor. Hemen bir tane smoke bıraktı. Rampaya bomba atlama biraz uzun o bomba. Yalnız 9-10 smoke'da headshot'la beraber Vox'u yakaladı. Blitz çıktı. Şu an bench'te geziyor. Mayer onu takaslamış durumda. Senzu Kalix killer geliyor. 3'e 2 pozisyon. Avantaj Mongols'ta kaldı. Ve Senzu Wallbank'le birlikte Kalix'i yakaladı. Mayer aldı C4'ü gidiyor. Elinde AWP var. B'ye doğru yarış başladı. Bu kez B boş. Gittiğinde kimseyi görmeyecek. Ama 3'e 1'de elinde bir AWP olacak sadece. Plant geldi. Bakalım dağınık gelecekler mi? Mayer eksilti eksilti oynamaya çalışacak. Bir tane vurup kaçmaya çalışacak. Bakalım yapabilecek mi? Darbe açı var ve ikili geldi. Bir de iki pozisyon yalnız buraya sıkıştı. Üzerine doğru atlayacaklar birazdan. Mayer bir tane daha yakalayabilir mi? Kaçırdı mermisini Mayer. İkinciyi de vurabilseydi büyük ihtimalle 1v1'de bir şansı olacaktı ama. Zor pozisyon. Enti. Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Evet 14-13. Bir CT daha, bir CT daha. Ah be. NT. 14-13. Mongols T tarafına geçti. Ya tabii iyi başladığımız için uzatmaya bir acaba demiştim ama sonraki iki round'u kaybettik. İkisini de A'dan kaybettik aslında yine. Voxic. Tekno olarak başladı top mid'den. Blitz rampayı bekliyor. Kalix ters default'ta. Senzu ve Zontares. Fark edilemedi. Kalix takas aldı ama default'a biraz sıkıştı. 9-10 bu arada kill almış. Bir de fire gelecek buraya doğru.
Oyun hızını biraz arttırdılar. Çok ufak. Bu bütün parçaları bozdu. 2'ye 3 hala alınabilir bir tek. İki tane CT denemesi yapacağız. Mayer'de AP var. Hiç mobil değil tabi. Oradaki yerdeki silah da AWP. Bir ona baktı yan gözle. 9-10. Geçmediğini biliyor. O infoyu verip biraz baitlemeye çalışacak. Mazinho'ya güzel bir nade. Ama ikinci nade gelmediği için Mazinho kalmaya devam ediyor. Mayer çıktı. 9-10 yürüyerek vurdu ve Mazinho ile beraber Mongols. İki tane daha. Harita puanı Miraj'da. Evet, bir round aldıktan sonra uzatmada üzerine 3 round kaybettik. Evet. Toksik AP var. Çift AP denemedik bu kez. İki tane. Evet, puanını çevirmeye çalışacağız. Smoke'dan sonra kim reaksiyon verecek? İki tarafta birbirini bekliyor gibi. Mazinho da bekliyor, Kalix de bekliyor. İki tarafta birbirini bekliyor gibi Mazinho. Ve çok zorlandı ama Kalix problem yok. 4 canlı hayatta. Şimdi gelecek ve Voxic kutuyla beraber bench shot dedi ama Senzu bu arada Kalix'i yakalamış. Voxic bir mermi kaçtı. Firebox'a sıkıştı. Hemen bir tane smoke atmaya çalışıyor. Oraya doğru bomba atamadılar neyse ki. Ama Blitz VK'de'yi vurmuş midde. Döndürebilirler. Şu an haritayı kaybettik. Hemen döndürme kararı geliyor. Blitz'in mid kill sonrası. Voxic'in canı çok az. Az çok onu da biliyorlardır. Çok fazla mermi yedi oradan. Vazgeçtiler. Şimdi Mayer gidecek tabii. En azından bir oyuncuyu B'ye göndermek gerekiyor. Hatta ikinci de gidiyor şu an. Voxic kaldı bir tek. O da çok rakip spawnlemeyebilir. Zantares geldi yanına. Retake beklentisiyle burada duruyoruz bu arada. Peak almayacağız ama Zantares bakacak sanırım. Evet, Zantares ufak ufak yürümeye başladı. Ticket'tan. Çok iyi bir timing katmış olabilir Zantares. Çünkü CT'ye baktılar, kimse yok dediler ve Zantares şimdi görüldü. Default. Plant için. Yalnız 9-10 kill aldı. İkinci oyuncu da biliyorlar galiba. Ve ters default dahil bilmiyorlarmış. Voxic kill aldı 8 saniye. Hemen bombayı almaları lazım. Blitz geldi. CT'ye bak. Kuru. Ben kuracağım dedi. Voxic şöyle bir çıkmayı deneyecek. Voxic mermi kaçtı. Blitz 2'ye 1 pozisyon. Blitz connector vurdu. Voxic'in canı çok az. Voxic'in canı çok çok az. Blitz baitlemeye çalışıyor ve Blitz bitirdi. Evet, YouTube tarafı için şöyle hızlıca bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Yine sizin için de aynı şekilde maç sonunda. Yani son dönemlerde oynadığımız mirajlardaki en iyi mirajlardan bir tanesini oynadık. Onu söyleyebilirim. Yani zaten Mongols iyi bir miraj takımı. Skorun bu hale gelmesi, comeback atmamız, maç puanından dönmemiz falan bunlar önemli. Ama yine maçı kapatma noktasında bir problem yaşıyoruz. Biraz Navi maçı gibi aklımıza geliyor yine. Yani maçın sonunda da biraz bitirecek hamle yapabilmemiz lazım. Uzatmada bir tane round kazanabildik sadece. Ve onu ilk roundda kazandık. Yani uzatmaya getirdik. İlk roundu kazandık. Sonra bir daha 4 round verdik üst üste. Biraz böyle maçın sonunda aslında hatırlarsanız maçın içerisinde tam bizi okuyamıyorlar demiştim. Ama uzatmada tam tersi biraz beklenen şekilde oynadık gibi sanki. Bu da
Mongols'un kazanmasını sağladı. Yani rakibin haritasını kaybetmek çok büyük problem değil bu seride ama bu kadar yaklaşmışken artık bir yerlerde kapatabilmek lazım maçları da. Çünkü avantajı yakalıyoruz. Oraya kadar getirmişiz. Uzatmaya geçiyoruz. Hani roundu da kazanıyoruz. Ama sonrası biraz problem. Yani umarım çok mentalde düşmeyiz. Yani nasıl bu haritayı kaybettik diye. Zantres çok iyi bir harita geçirdi. Birkaç tane zor roundu geri getirdi. Gerçekten kaybedeceğimiz gibi görünen. Son ana kadar böyle çok umudumuz kalmayan roundlarda Zantres sahneye çıktı biraz. Bir iki roundu var öyle çözdüğü.